Şimdi tabii Gaffar Yakınca yerden göğe haklı. Yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Bu tamamen darbe planı, darbeci kafa. Burada demokrasi falan yok. Geleceğiz diyor. Türkiye'ye çökeceğiz diyor. Yapacaklarını da açık açık söylüyor. Bence Cumhuriyet savcıları, basın savcıları harekete geçmesi lazım. Bunu bir suç duyurusu olarak kabul edip hem benim hem Gaffar Yakınca'nın sözlerini hem de bu Can Ataklı'nın ifadelerini, ama Ekrem İmamoğlu'na bir önceki konuya tabii gelirsek, bakın zaten orada farklı bir konu var. Şimdi Hasan Öztürk diyor ki bir şey çıkar mı? Bu müfettiş raporlarından bir şey çıkar. %100 çıkacak. Nereden biliyorum? Ben babası mülkiye müfettişi olan bir kişiyim. Böyle bir ailede büyüdüm ve mülkiye müfettişlerinin aralarında yetiştim. Bakın mülkiye müfettişleri hukuku çok iyi bilirler. Savcılardan çok daha donanımlıdırlar. Suç olan konuları çok iyi yakalarlar. Ve bunun üzerinde uzun süre çalışırlar teftiş kurulunda. Bunların hiçbir raporu boşa düşmez. Yani mülkiye müfettişlerinin hazırladıkları raporlarda bir iddia varsa mutlaka mahkemelerde o iddia bir şekilde sonuçlanır ve cezaya dönüşür. O açıdan yani çok kaliteli, çok donanımlı insanlar bu araştırmayı yapıyorlar. Devam ediyorum. Bu araştırma yapılırken Ekrem İmamoğlu ne yapıyor? Bakın onu atlıyor herkes. Şunu diyor değil mi genel olarak? Ben nereden bileyim diyor. Bu iş diyor İçişleri Bakanı'nın görevi. Hayır, 120 tane aldığı belediye görevlisini işten çıkarıyor. Neden? Bunlar çok açık ve net terör iltisaklı ve irtisaklı isimler. Madem bilmiyordun belediyeye kimleri aldığını, yüzlerce isimden bahsediyor, 500 küsur isimden. Bu 120 kişiyi neden apar topar çıkarttın? Bakın çıkartması da aslında suçu ortadan kaldırmaz. Çünkü tam soruşturma yapılırken bu nedir? Suç delillerini yok etmektir hukuken. Bu da çok önemli. Başka bir şey daha var. Benim işim değil diyor. Beni çok ilgilendirmez diyor. İçişleri Bakanlığı yapsın. O belirlesin. O zaman neden bağırıyorsun? Yani bana kayyum atanacak diye. İçişleri Bakanı'nın görevi nedir? Sen görevini yapmazsan, sen eğer hukuka meydan okursan, sen kanunlarla böyle dalga geçersen, sen ülkenin birliğine, bütünlüğüne yönelik bir takım aleyhine adımlar atarsan, İçişleri Bakanı'nın görevi zaten seni almaktır. Bunun başkası olamaz. Bunun tersi düşünülemez. Yani burada çelişkilerle dolu garip bir durum içinde adeta suç diye yakalanmış gibi bir şey. Şimdi bakın bu terör soruşturmasını şeyle karıştırmayalım. Yani it diyebilir, ahmak diyebilir, başkalarını tehdit edebilir. Bunların hiçbiri İçişleri Bakanı'nın Ekrem İmamoğlu'nu görevden almasını sağlayamaz. Hukuken İçişleri Bakanı'nın böyle bir görevi yok. O açıdan yani bunlar sürekli hazırlık, ileride bir şeyler olabilir hazırlığı. Vay efendim bu soruşturmadan beni görevden alacak diyor. Böyle bir şey olamaz. İmkansız, sıfır ihtimal. Çünkü Türkiye'deki mevzuat, hukuk buna izin vermiyor. Ama ne olur biliyor musunuz? Siz belediyeyi eğer terör yuvasına çevirmişseniz, oralara terörist doldurmuşsanız ki raporlar çok ciddi, o zaman bu da iddianameye dönüşürse, ki dönüşecek gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi mülkiye müfettişleri de boşa taş atmazlar. Dönüştüğü zaman eğer ciddi bir takım emareler ortaya çıkarsa o savcılık iddianamesinde İçişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden alır. Almak zorundadır. Başka çaresi yoktur. Türk hukuk sistemi bunu gerektiriyor. Yani bakacağız, göreceğiz ama bence ciddi yakalandılar. Sıkıntılı bir durumdalar. Ve şu anda da işte bunun altyapısını oluşturuyor ve bir de şu var. Maalesef ve maalesef öyle bir kitle var ki ne yaparsa yapsın ot biçen elemanlar diyor. Ya bu ot biçen elemanlar Kandil'de ot biçiyorlardı. Yerlere izmarit atmıyorlardı. Çok temiz çocuklardı. Ama ot biçme görevinden sonra, ki onlar zaten genellikle kenevir tarlalarındaki kenevirlerdi, gidip insan biçiyorlardı. Yani o açıdan milletin algısıyla alay ediyor Ekrem İmamoğlu.